Biz arabada Erhan'la beraber 5 kişiydik. Arabada Selahattin Bal, Yusuf Örs, Ahmet Erdem, artı ben ve Erhan'dı. Biz normal bir şekilde seyahat halindeydik. Yani yolda gidiyorduk, bir anda şeye girdik, uygulamaya girdik. O uygulamada yani alan da çok dardı. Bir de yani polisten hiçbir tanesinin sirenleri de yanmıyordu. Biz daha doğrusu tam polis olduğunu anlamadık yani. Sadece uzaktan bir tanesi el fenerini tutuyordu. Uygulamanın içine girince polis olduğunu anladık. Erhan da ehliyeti olmadığı için panik yaptı. Yani durmak istedi, duramadı, kafası karıştı, araba tekledi. Biraz uygulama alanından bir 10 adım, 20 adım uzaklaştık. Polis kaçtığımızı sandı. O anda biz tek el bir tane kurşun sesi duyduk. Başka hiçbir kurşun sesi duymadık. Aracı kenara yanaştırdım. Ondan sonra biz Erhan'ın korkup bayıldığını sandık yani daha önce. Çünkü etrafta hiçbir kan izi falan hiçbir şey görmedik. Ben Erhan'ı aşağıya indirmek istedim. Polisler izin vermedi. Haliyle bizim de araçtan inmemize izin vermedi. Ondan sonra ben Erhan'ı sırtını çevirince sırtından kan izlerini gördüm. Kan izlerini gördüm. Erhan'ı kan yerine kurşun izini tampon yaptık. Yani kan bastırdık onu daha doğrusu. Polisle beraber araca bindirdik. Araçtan hastaneye götürdüler. Polis aracına. Zaten 5 dakika geçmedi. Zaten o anda herhalde nefesi kesilmişti. Yani hastaneye götürdüğümüz gibi doktor 2 defa kalbinin durduğunu söyledi. Tekrar kalbinin çalıştığını söyledi. Ondan sonra polisler bize müdahale ederek dışarı çıkardılar. Ondan sonradan hiçbir şekilde bir haberimiz olmadı. Öldü mü, kaldı mı bir şey bilmiyorduk. Bizi gözaltına aldılar. Hiçbir şekilde olayla ilgili bir şey söylemediler. Avukatlarımızı çağırdık. Savcılığa çıktık. Savcılığa da aynı şekilde olayı yaşadığımız gibi anlattık. Vuran polisi bir defa sadece biz savcılığa çıkartırken o da savcılık odasının kapısında bekliyordu. Bir defa ailesiyle beraber gördük. Tutuklandı mı tutuklanmadı onu da bilmiyoruz. Yoğun bir şekilde onunla güvenlik tedbiri almışlardı kendisi için. Yani ihmal var çünkü niye dersen normal şartlarda benim bildiğim kadarıyla bir polisin önce havaya ateş eder ya veya lastiğine ateş eder. Yani kaçsa bile kovalaması gerekiyordu. O şekilde yakalayabilirdi ama direkt bir tek elle ateşle çocuk öldü yani. Kurşun arka sol kapıdan aşağı giriyor yani dışarıdan giriyor. Arka sol kapıdan içeri giriyor. Arka sağda oturan, arka solda oturanın bacağından sıyırıp şoförün koltuğuna geliyor ve Erhan'ın arka boşluğuna geliyor. Şurasına geliyor. Bu boşluğuna geliyor. Ben zaten olay esnasında Erhan'ı çevirirken sırtında kan olduğunu gördüm. Ondan sonra hastaneye yetiştirdik. Evet. Olay yerinde aracın ateş edilen aracın normal şekilde olay yerine inceleme çağrılması gerekirdi ve bütün polisler herhalde kendi arkadaşı polis olduğu için onu yardım etmek için hepsi hastaneye koşturmalardı. Yani aracı hiçbir şekilde incelemediler. Kurşun nereden girmiş, nasıl olmuş, nasıl yapılmış hiçbir şekilde bunun şeyini yapmadılar yani. Olay olduktan sonra biz normal şekilde kendimiz aracımıza bindik, devam ettik. Yani. Olay olduktan sonra ya, yani, olay bittikten sonra, çocuk öldükten sonra aracı şey yapmışlar. Hani gözaltına almışlar, aracı bize teslim etmediler. Ama olay yerinde biz araca bindik, devam ettik aynı şekilde. Normal şartlarda aracı olay yeri inceleme gelmesi gerekiyordu, incelemeleri gerekiyordu. Hiçbir şekilde bu şekilde bir tatbikat yapmadılar. Şey değildi çünkü orası uygulama yapılan yer hız yapılacak bir yer. Çünkü çok yani nasıl diyeyim sana böyle U şekilde dönemeçti yani viraj, aşırı derecede viraj vardı. Yani orada hız yapılacak bahsettikleri kadar bir hız yapılacak bir şey de oradan araç devrilirdi yani. İlla ki yani sonuçta emniyet mensubu olduğu için yani o adamın da yarasına tuz şey yapacaklar yani merhem yapacaklar bir şekilde yani. Akşam saatlerinde 1:30 geçe olayın olmuş burada. Gece evde uyuyordum. Telefonum çaldı. Cihan Kaş, Karakaş adına abimin arkadaşı. Beni aradı. Bana söylediği şey Bilal ailene haber verme. Abin iyi durumlu da hafif yaralı. Polis tarafından yaralanmış. Hastaneye kadar gelebiliyorsan tek başına gel ailene haber verme. Tamam abi tamam. Gece ben taksi tutup Beylikdüzü Hastanesi'ne geldim. Beylikdüzü Hastanesi'ne geldiğimde orada memur arkadaşlar yanına uğradım. Başkomiser geldi işte abimin elbisesini falan gösterdi bana. Ondan sonra daha sonra benle abimin vefat ettiğini söyledi. O gece bu olayı yaşadım. Ondan sonra aileme haber verdim.
Yani böyle bir ölüm olmaması gerekiyordu. Bir polis tarafından benim abim suçsuz günahsız yere şu an acılar içindeyiz. Ciğerimizi yaktılar. İnşallah bunun bedelini o da ağır öder aynı şekilde. Şu an olayı yaşadığımız yerdeyiz. O gece abimi katleden polis. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. İnsanlık değil, vicdan diye bir şey yok bunlarda. Polisten hiçbir şekilde haberimiz yok. Yani tek dileğimiz adalet yerini bulması. Başka bir şey istemiyoruz. Dur ihtarına uymuş. Evet, abim durmamış olabilir. Anladın mı? Panik ve eletsizlikten kaçtı. Kaçar adama senin dur ihtarına lastiğine sıkabilirsin veya havaya ateş edebilirsin. Yani direkt ölüme kasten abimin arkadan sırtından vurup ciğerini parçalamış. Ve hani olay yerinde polis bırakıp kaçıyor. Daha sonra abimin yanında olan arkadaşları abimi hastaneye götürene kadar abim zaten kalbi duruk şekilde hastaneye gidiyor. Abim hastanede hayatını kaybediyor.